Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz arkadaşlar, sizlerden yine gelen sorular içerisinde büyük bir yer kapsıyor. Çocuğun annesi benden habersiz soyadını değiştirebilir mi? En çok sorulardan gelen sorulardan birisi. Şu veya bu şekilde problem çıkıyor karı koca arasında veya evlilik bağı olmadan çocuk yapan karma şeylerde, ailelerde. İşte bu tartışmanın sonunda da herhalde kadın tehdit ediyor. Diyor ki ben de çocuğun soyadını değiştireceğim. Sen madem böyle kötü bir babasın falan filan. Sebepler farklı farklı. Kimisinde kişisel sebepler var. Kimisinde parasal ekonomik sorunlar var. Kimisinde baba çocukla ilgilenmiyor. Kimisinde verdiği para yetmiyor. Kimisinde uzak yaşıyorlar. Anne baba başka yerde. Kimisinde başka bir problem ama neticede konu geliyor. İşte ben bu çocuğun soyadını değiştireceğim sana Edat. Yaparsın, yapamazsın. Tabii bizi arıyorlar. Ben de beni çok fazla arayıp vakit almamanız için size böyle bir video hazırladım. Çocuğun soyadını değiştirmek mümkün. Ama bu her koşulda mümkün değil. Önce soyadı nasıl veriliyor buna bir bakalım. Rusya'da çocuk doğuyor doğum evinde. Doktor doğum belgesini veriyor. Küçük bir kağıttır bu. Bu kağıtla nereye gidiliyor? ZAGS dediğimiz nüfus müdürlüğü diyeyim veya nüfusa gidiliyor. Buradan doğum kağıdı alınıyor. Doğum kağıdında arkadaşlar evli olun olmayın. Evlilik dışı olsun çocuk, birlikte yaşadığınız birisinden olan çocuk olabilir. Anne ve babadan birisinin soyadı çocuğa verilmek zorunda. Kanun öyle diyor. Yani anne veya babadan, şimdi diyelim çocuk sizin, üçüncü kişinin soyadını vereceksiniz. Böyle bir şey olmaz. Ya annenin soyadı olacak ya babanın soyadı olacak. Anne veya babanın soyadının verilmesi için, tekrar söylüyorum, resmi evlilik olması ile de şart değil. Hatta bazıları baba adını yazmıyor. Devletten ben tek başıma bir anneyim, para alayım diye baba adı yerine çizgi çekiyor, boş bırakıyor. Bunu yapanlar da var. Peki yazdınız. Diyelim ki en çok kullanılan soyad ne bizde? Yılmaz. Çocuğun soyadı doğum kağıdında Yılmaz yazıyordu. Yazdınız. Sonra kavga çıktı, problemler çıktı. Kadın dedi ki ben bu çocuğun soyadını değiştireceğim. Babanın rızası olmadan mümkün değil. Baba, siz de aynı şekilde çocuğu Türkiye'ye götürdünüz. Çocuğun soyadı Ivanova'ydı, annesi zamanında koymuş. Dediniz ki ben bunu Yılmaz yapacağım. Siz de annenin onayını almak zorundasınız. Ama bazı koşullarda anne onayı veya baba onayı gerektirmeden soyadı değiştirmek mümkün. Çocuk 14 yaşına geldiğinde, pasaport aldığında, 14 yaşından gün aldığında artık annesi sizin onayınız olmadan çocuğun soyadını değiştirebilir. Eğer çocuk da buna onay verirse, bunu da bilin. Diyelim ki kavga ettiniz, bir şey oldu veya ilişkileriniz iyi gitmedi veya çocuk dedi ki benim bu soyadı Rusya'da benim önümü tıkıyor. Bu olaylar da oluyor arkadaşlar. Çocuklarınıza isim verirken veya soyadınızı verirken bu konularda dikkate alın. Mesela soyadı Baran olan insan var. Baran demek koyun demek. Soyadı Durak olan insan var. Durak demek deli, gerizekalı demek. Dolayısıyla bir soyadı verirken veya isim çocuğa verirken onun Rusya'daki yaşamında önünü tıkamayacak. Okul içerisinde diğer arkadaşları tarafından alaya alınmayacak. Çalıştığı iş yerlerinde kademe yükselmesinin önüne kesmeyecek isimleri çocuklarınıza vermeye çalışın. Daha çok böyle uluslararası isimleri kullanırsanız yol. Benim tabii bir önerim ama bu demek değil ki ben görüyorum. Çocuğuna Abdurrahman ismini veren de var, Süleyman ismini veren de var, Hüseyin ismini koyan da var çocuğuna, Ali diyen de var. Dolayısıyla benim tercihim tabii ki çocuğun bulunduğu ortamda önünü açacak şekilde isim koymak bence son derece önemli. Neyse, biz tekrar konumuza dönersek, dediğim gibi annesi çocuğun soyadını değiştirmek için size diyor ki çocuğun soyadını değiştireceğim. Birinci konu, çocuğun soyadını tek başına sizin onayınız olmadan
Çocuk 14 yaşına geldiğinde ancak değiştirebilir. Çocuk da buna razı olursa. İkinci konu, ne zaman değiştirebilir? Sizin babalığınızın iptali durumunda. Babalık nasıl iptal olur? Mahkemeye başvurarak babalığınızın iptali için dava açar. Bu iptal gerçekleşirse soyadını rahatlıkla değiştirebilir. Babanın kayıp olması durumunda, aranması durumunda yine değiştirebilir. Nafaka ödemiyorsanız, mahkemece verilmiş bir nafaka kararı varsa ve bunu ödemiyorsanız yine başvuru yaparak, bunu gerekçe göstererek soyadını değiştirebilir. Çocuğun hayatına katılmadığınızı gerekçe gösterebilir. İşte eğitime katılmıyorsunuzdur, maddi destek vermiyorsunuzdur. Maddi destek her zaman insanları zorlayamazlar ama çocuğun sağlığına katılamama, eğitim hayatına katılmama, gün içerisinde çocukla vakit geçirmeme konularında diyeceksiniz ki ya ben Türkiye'deyim, o kadın orada, ben nasıl ilgileneceğim? Bu tabii biraz daha farklı konular, detayları var. Yani çocuk yapmadan, çocuk sahibi olmadan önce nerede yaşayacaksınız, nasıl yaşayacaksınız, çocuğun eğitimini nasıl vereceksiniz beraber bu konuları da irdelemekte fayda oluyor ama olmadığı zaman da bu tip sorunlar çıkıyor. Diğer bir şey de babanın eğer kendini idame hakkı elinden alındıysa, akli dengesi yerinde değilse gibi, niide pasobna diyorlar Rusya'da buna, ehliyeti olmayan, yani bizde olur ya hani adamın ceza ehliyeti yoktur, akıl sorunu vardır, akıl hastalığı raporu vardır. Yani ehliyeti olmayan bir kişi ise ona sorulmadan annesi çocuğun soyadını değiştirebilir. Tabii bunu yaparken demin 5 madde saydım size. Bu dilekçenin konusu. Yani anne, Rus anne çocuğun soyadını, babanın soyadını değiştirmek için bu 5 gerekçeyle bir dilekçe yazıyor. Diyor ki mahkeme kararıyla babalığı iptal olmuştur. Bunun için diyor bana izin verin. Çocuk kurumundan ve yerel yönetimden izin alması gerekir. Eğer izini alamıyorsa yine mahkemeye başvuracak. Yani öyle size dendiği gibi ben yarın çocuğun soyadını değiştireceğim, bana para göndermezsen çocuğa da bakmıyorsun, bu gerçekçi değil, korkutma amaçlı. Yani babanın rızası olmadan çocuğun soyadı değiştirilemez. Çocuğun soyadının değiştirilmesi için bu gerekçelerde de diyelim ki mahkemeye başvuruldu. Çocuk 10 yaşı ve üzeri ise, 14 yaşında değilse, 14 yaşında olduğunda zaten babanın rızasına gerek yok. Çocuk 10 yaşına geldiyse mahkeme soruyor. Diyor ki baban aranıyormuş, aramadaymış, kayıpmış. Annen de mahkemeye başvurdu. İşte senin soyadını değiştirmek istiyor. Ne diyorsun diye mahkeme, hakim çocuğa mutlaka soracaktır. Soyadı ile ilgili söyleyeceklerim özetle bu. Çünkü çok soruyorsunuz. Bir tane hemşerimiz geçen gün aradı. Biraz Türkçesi de bozuk. Abi benim karı diyor şimdi diyor çocuğun soyadını değiştirmek istiyor diyor. Değiştirebilir mi? Bunu anlattım onları. Abi eminsin değil mi? Neyse 5 dakika sonra yine arıyor. Abi bak bu %1 milyon böyle değil mi? Bak sonra eminsin değil mi? Herhalde inanamıyor, güvenemiyor veya başkaları başka şey söylüyor. Dolayısıyla arkadaşlar bir de çocuğunuzla ilgilenin. Yani çocukla ilgilenmiyorsunuz, senin soyadını taşısa ne olur? Zaten belli bir yaşa gelince ne arayacak, ne soracak. Yani ilgilenmeden kasıt fazla zaman geçirmek lazım. Yani ben, bunlar tabii başka bir videonun konusu da, ben var, fiziksel koşullar buna imkan vermiyor. Baba Türkiye'de veya başka ülkede, anne burada, ancak WhatsApp'tan görüşüyorlar. Yani çocuğa yıl içerisinde maksimum zaman ayırmakta, ilişkileri iyi tutmakta, anneyle birlikte tamam kavga ettiniz, ayrıldınız veya bir şekilde birliktelik olmadı ama fazla da ne denir, baskı kurmadan çocuğu göreyim, çocuğa bakayım, çocuk da bunu yaptın mı, neredesiniz, nereye gittiniz, babaannesiyle mi duruyor, anneannesiyle mi duruyor, böyle fazla detaylara girmeden, çünkü ne kadar arayı siz soğukkanlı ve çocukla sıcak tutarsanız, yani eşinize, eski eşinize karşı, çocuğun annesine karşı soğukkanlı, akıllı, fazla baskı kurmadan çocukla daha fazla iletişime girerseniz ileride bunun faydasını göreceksiniz. Evet, soyadı ile ilgili söyleyeceğim bunlar. Doğum belgesinde yazan bir soyadını, bir de nasıl değiştirebilirsiniz? Anne baba ortak karar verir. Çocuğun soyadını değiştirebilirsiniz. Çocuk iki soyadı alabilir. Yeni kanun var.
Yine Yılmaz isminden mesela Ivanov Yılmaz olabilir çocuk veya Ivanova Yılmaz gibi iki soyadı da vermek mümkün çocuğa. Bu da bir çözüm önerisi olarak aklınızda bulunsun. Bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Paylaşmanızı ve beğenmenizi rica ediyorum. Sağlıcakla kalın.